Can. Evet Hype Devran. eden kişi yazıyor. Ne yazıyor? Hype eden kişi diye bir şey varmış. Evet, hype etmek diye bir şey varmış. Hype de edebilirsiniz. O yeni çıkmış. Neyse o. Ben de bilmiyorum. Hype ederseniz 780 puan veriyormuş. Bir şey yapıyormuş. Evet. Yoksa arkadaşlar hani YouTube'dan bir şey geldiği yok. En önemli videom 61 bin izlenmiş. Getirdiği ücret 900 lira mı ne 5 yılda. Yani YouTube'dan para kazanmak gibi bir şey yok da amacım şu. Yani daha çok öğrencinin önüne düşsün. İzlesinler. Olur ki bir şey öğrenirler. Yani bir matematiğe bir ilgileri olur. Başka bir derdin yok. Yoksa YouTube'dan para kazanmak için saçma sapan şeyler yapman lazım. Böyle mantıklı şeylerle YouTube'dan para kazanılmaz. Ne bileyim işte çıkacaksın diyeceksin ki Ahmet Yusuf dünya düzdür diyeceksin. Ondan sonra gideceksin manyağın teki gibi ben hem Allah'a inanıyorum hem de inanmıyorum ama Allah var mı yok mu bilmiyorum haşa. Böyle saçma sapan şeylerle şey kasıyorlar. Ne derler? İzlenme kasıyorlar. Halbuki inanıyor. Onun ateistliği nereye kadar? Ben göreyim bakalım bir gemide kalsın gemi su almaya başlasın. Ne diyecek hemen? Allah'ım bize yardım et. Allah'ım. Hocam adamın biri arkasından ayı koşarken adam Hristiyanmış, Müslüman oluyor. Arkadaşlar onların hepsi dikkat çekmek için yapılan şeyler. Bir tane sanatçı da gündemden düştüğü için dikkat çekmek için ne demiş? Ben demiş boyutlar arası geçiş yapabiliyorum. Oğlum sen tuvaletten banyoya geçemiyorsun. Nereye boyutlar arası geçeceksin? Yani kendi başına uykudan kalkınca odadan salona gidemiyor. Boyutlar arası geçiyor. Niye? Arkadaşlar biliyorsunuz bu tamamen takipçi kasmak ya da yeni bir kaset çıkaracaksan kasetin çıkacaksa ne yapıyorsun? Gündem yaratıyorsun. Bunlar klasik taktikler arkadaşlar. Bununla ilgili geçen benim bir arkadaşım var. Menajer sayılır. Diyor ki Tarkan'ı biz patlattık diyor. Bak Tarkan. Tarkan'ı biz patlattık. Nasıl hareket edeceğine dair ona tiyolar verdik. Fakat diyor bir müddet sonra diyor Tarkan diyor istediklerimizi yapmadı. Bak. İşte onunla arkadaş ol, bununla çık, medyaya çık, işte televoleye çık. Olmadı diyor. Biz de diyor hemen diyor yeni birini patlatmamız lazım diyor. Kimi patlattık diyor? Mirkelam'ı. Duydunuz mu Mirkelam'ı hiç? Mirkelam diye birini. Evet. Bizim zamanımızda çok meşhurdu. Koşan adam Mirkelam. Ama diyor biz Mirkelam'ı patlatırken diyor ne olacaktı diyor. Mirkelam'a şöyle demiştik. Her gün paparazilerde diyor videosu çıkacaktı. Ama diyor Mirkelam diyor evliydi ve kabul etmedi diyor. Mirkelam'ı ne yaptık diyor sildik. Evet sildik. Dedim Tarkan'ı niye silemediniz? Çünkü Tarkan'ın sesi çok iyi diyor. O yüzden silemedik diyor. Gerçekten adamın sesi var yani. Silememişler. Ama Tarkan da onların istediklerini yapmamış. Biliyorsunuz medyada çok görünür mü Tarkan? Görünmez. Çok nadir. Medyada görünmez. Ama adam megastar olmuş. Neyse işimize bakalım. Arkadaşlar önceki derslerde demiştim ki eğer ben geçmişe dönüyorsam, basit şeyler anlatıyorsam bil ki bunun altından bir çapan oğlu çıkacak. Evet, Ekin. Bugün arkadaşlar varsa birinci, ikinci sınıf kardeşleriniz yanınıza alabilirsiniz. Üç elma, iki elma daha kaç elma eder? Evet. Bunu cevaplayın be. Bunu cevaplayın. Korkmadan elinizi kaldırabilirsiniz. Evet. Beş elma eder değil mi arkadaşlar? Beş elma eder. Evet. Ders bitmiştir. Bunu yapabildiğimize göre LGS'de sıkıntı yoktur. Arkadaşlar dört armutumuz vardı. Hani bebekken ailelerimiz yapıyordu ya. Dört armutum vardı. Birini bana verdin Yağmur. Kaç armutun kaldı? Sıfır. Çünkü niye? Hepsini yedim sana vermedim de diyemiyorsun. Arkadaşlar kaç armutumuz kalıyor? Üç. Peki arkadaşlar. Üç elman vardı. Ben sana iki armut verdim. Kaç elman oldu? Üç. Yine üç. Üç. Niye? Elmalarla armutlar doplanmaz, çıkarılmaz. İşte buradan yola çıkarak diyoruz ki kudret, verilen çoklukların cinsleri aynı olduğunda toplayabilirim veya çıkarabilirim. Ama cinslik yapıp farklı olurlarsa o zaman ne toplayabilirim Zeynep ne de çıkarabilirim. Okey? Yağız. Evet. Tamam hocam. Evet, hadi bakalım.
Arkadaşlar işte burada bunu anlatmamın nedeni şu Meryem. Arkadaşlar elmalarımızı köklü sayı gibi düşünelim. Ada 3 elman vardı. 5 elma da ben verdim. 8 elman oldu ya. Elma neydi? Kök 2. O zaman köklü sayılarda toplama yaparken Zehra Betül ne yapıyorum? Katsayıları topluyorum. Kökü yanına yazıyorum. 3 kök 2, 5 kök 2 daha 8 kök 2 eder. Bu kadar. Var mı itiraz olan? Yedi kök 3'ten 4 kök 3 çıkarırsak o zaman kaç kök 3 kalır? Alkışlıyoruz. Evet işte bu. 3 kök 3 arkadaşlar. Ne yapar? 3 tane elma kalır. Çıkarmada da katsayıları çıkarıyorum. Kökü yanına yapıştırı veriyorum. Peki 2 kök 2 ile 6 kök 3'ü toplayıp çıkarabilir miyim? No 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 no. Yapamam. Değerli arkadaşlar. Çünkü bu kökleri aynı değil. Aynen ne yazıldıysa öyle kalır. Buyurunuz efendim. Yazabilirsiniz. Hocam benim görüntümü açınca siz donuyorsunuz da o yüzden ben kameramı açamasam olur mu? Bugünlük olur. İnternette mi sıkıntı var acaba? Herhalde hocam. Olabilir. Peki. Burada altyapı çalışması var da. Tamam. Yazdık mı efendim? Geçeyim mi? Evet. Değerli arkadaşlar, hemen ördeklerimizi yapalım. Kısaca demek istediğimiz şu, hani bugüne gelirsek, kökler aynıysa öndeki sayıları topla, kökü yanına yaz. Kökler aynıysa öndeki sayıları çıkart, kökün yanına yaz. Hemen örneklerimizi yapalım. İlk örneğimi adayla yapıyorum. Ada, 3 elman vardı. 4 elma daha ekledik. Üzerine de 2 elma ekledik. Kaç elmamız var? Evet. 9. 9. Yani 9 kök ne olacak? 2. Bu kadar basit. Zehra Betül, 5 elman vardı. 2 elma aldık. Kaç elman kaldı? Zehra. 3. 3 kök 3. 4 kök 3 daha eklersek buna ne olur Zehra? 7. 7 kök 3. Tamam mı? Peki şimdi buraya dikkat. Biraz çıkartmalar işin içine girince karışmasın. Yağmur. Hepsinin kökleri aynı. 2'den 5'i çıkaracağız. 3 eksi Eksi 3 kök 5'i kalacak. artı 3 Ne olur yağmur sonuç? sıfır. Niye? Öndeki katsayılarımızın toplamı ne oldu? Sıfır. Sıfır kök beş sıfırdır. Çünkü çarpım durumunda ya arkadaşlar. Sıfır kök beş sıfır. Eflin. Burada eksi yazıyor. Aslında bu nedir? Eksi kaç? Eksi bir demek değil mi Eflin? Var. Artı üç. Eksi bunda ne var? Dört. Dört. Ve kök 7. Evet. Eksi 1 ile 3'ü toplarsan ne olur? İki. Eksi 2. Eksi 2, eksi 4 daha. Eksi altı. Eksi 6 kök 7 oldu. Tamam. İki yapmıyor ki. Bir dakika. Bu artı. Artı 2 Artı oluyor hocam. Eksi bir artı üç. artı oluyor. Eksi 2 kök 2 olur. Evet. Devam edelim. Kimdeyiz? Bakalım. Yaren. Yaren burada iki var. Bunlar neydi yazdık Evet. Yaren? Bir diye mi? Bir. Evet He. Yaren o zaman ne diyeceğiz? İki eksi bir eksi bir kök on. Ne olur bunun sonu Yaren? Sıfır. Sıfır değil mi? Sıfır olacaktır. İçerisi sıfır olduğu için sıfır olacak. Çok iyi. Gayet iyi gidiyoruz.
Beray, burada kök altının önünde ne var? Bir bir var, doğru mu? Beray, o zaman bir artı iki eksi dört kök altı ne yapar? Eksi bir oluyor. Eksi bir kök altı. Yani biri yazmıyoruz. Eksi kök altı. Eksi Aferin. Biri yazmıyoruz arkadaşlar katsayılarda. Güzel. Devam ediyoruz. Tuna. Bunun önünde ne var? Bir mi var Tuna? evet. Evet. Teşekkür ederim. Eksi 3. Kök 3. Ne olur Tuna bu? Hocam eksi altı kök üç. Eksi 6 kök 3. Aferin. Bir dakika. Eksi 6 mı? Pardon, burası 3 değil. Ben yanlış yönlendirdim. Bu da eksi 1'miş. Ya o bir eksi dört kök. Tamam, ben yanlış görmüşüm. Eksi 4 kök 3. Güzel. Yağız. 8 var. Eksi bunun önünde 1 var. Artı 1 var. Ne olacak? Hocam 14 Kök. 14 kök 5. Kök beşimizi unutmayalım. Kolay mıymış? Gayet basit. Peki. Devam. Yazdık mı? Geçeyim mi? Yap hocam. Yazın. Tamam, yazın. Tamam mıyız efendim? Şimdi geçiyorum. Bir kabul edilir söyledik. Bunu söyledik. Evet değerli arkadaşlar, şimdi ise birinciyi siz yapın, gönderin. Bakalım kimler yapabilecek? Elmalarla elmaları, armutlarla armutları işleme sokun. Karıştırmayın ha. Evet. Elmalarla elmalar, armutlarla armutlar. Evet. Bunu kimle yapalım? Bunu sıra Merve'ye gelmiş. Merve. Merve, 4 kök 2 ile kimi işleme sokacağız? Hocam kök 2'ye. Toplarsak kaç kök 2 oldular? 5 kök 2. Güzel. Eksi kök 3 ile eksi 2 kök 3 ne olur? Hocam o da eksi 3 kök 3 oluyor. Aferin. Burası 5 kök 2, bu eksi 3 kök 3. Nasıl yazarız bunları? 5 kök 2 eksi 3 kök 3. Evet değerli arkadaşlar, haydi devam edelim. İkinciyi yapın. Güzel. Bunu da kimle yapıyoruz? Ahmet Cüneyt'le. Ahmet, 4 kök 7 ile kimi toplayalım? Kökyeli. Toplarsak kaç kök 7? Bilmiyorum. 4 bir daha. Beş. Beş gibi. 5 kök 7. Eksi 2 kök 5 ile artı 2 kök 5 birbirini ne yaptılar? Götürmedi. Götürdüler. İşaretli oldukları için. Sonucumuz 5 kök 7. Haydi bakalım üçüncüyü yapalım.
Evet arkadaşlar. Evet, bunu da kimle yapıyoruz? Peki 2 kök 3'ü 3 ile kimi işleme sokalım? 3. Eksi kök 3. Toplarsak ne olur bunları? 1 artı 1 eksi. Ne olacak 2? Neler? 2 kök 3'ten kök 3 çıkarsa ne kalır 2? Ha, pardon, bir eder hocam. Yani katsayısı 1 ise bir de kök 3'ü var. Üç. Kök 3. Burayı hallettik. Peki Ekim, kök 36 aslında kaçtır? Dışarı ne diye çıkar? 36 ne diye çıkacak Ekim? Kimin karesi Ekim? Ekim tam kare ya. 6'nın karesi değil mi? Evet hocam, altın karesi. Yani 6 diye çıkacak. Bak o derste yoktu. Hemen hissediliyor. Bak Ekim ben farkındayım. Niye yapamadığını. Yoksa basit senin için. Kök 49 ne diye çıkacak o zaman? 7 mi? Evet. Ama eksi 7. 6 eksi 7 ne olur? Eksi 1 mi? Eksi bir eder. Kök 3 vardı. Yanına bir de 1 koydu. Kök 3 eksi 1. Anlaştık mı arkadaşlar? Herkesi kendi içinde değerlendireceğiz. Pekala. Hocam ben bunu anlamadım. Bak. Şunla şunu anladın mı? Kök 3. Evet. Bunlar normalde toplayıp çıkaramam. Ama zaten bunların değeri var. Bu 6, bu da 7. 6 eksi 7. Bu kadar. Anladım. Evet. Sıradakini kudretle yapacağız. Herkes çözsün. Sonra kudretle çözeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet, Kudret. 2 kök 6 ile kimi işleme sokalım? Benzer olan kim var Kudret? Kök. Hocam 3 kök 6 mı? Güzel. 2 kök 6 ile 3 kök 6'yı topladık. Kaç kök 6 etti? Hocam 2 ile 3'ü toplayacağız değil mi katsayılarını? 2 valla. artı 3. 5 mi? 5. 5 kök 6. Bir 5 kök 6'mız var. Peki Kudret. Kök 36 dışarıya ne diye çıkıyor kökten? Nasıl yani hocam? Kök 36'nın değeri neydi? Kök 36. 6 mı? 6'ydı değil mi? 6 demekti. Eksi 6, eksi 5. Eksi 6, eksi 5 daha ne yaptı? Eksi 11. Elimde ne On. vardı? 5 kök 6 vardı. Bir de eksi 11 var. Yan yana getirdim. 5 kök 6. Eksi 11. Evet değerli arkadaşlar. Diğerini yapalım. Şimdi yapıyoruz. Ahmet Yusuf'la. Ahmet Yusuf. 5 kök 3 ile kimi işleme sokalım? 2 kök 3. Toplarsak ne oldu Ahmet? Toplarsak 7 kök 3. 7 kök 3. Buna hiçbir şey yapamıyorum değil mi Ahmet? Çünkü Evet. bir şey yok. Dolayısıyla 7 kök 3 eksi 2 kök 2 oldu. Aferin. Devam edelim. Bir sonrakini Zeynep Serra ile yapacağız. Evet. Herkes çözsün. Sonra Zeynep Serra ile yapalım.
Evet, Zeynep Serra. Dört kök beşle neyi işleme sokuyoruz? Eksi beş. Ay. Evet, eksi kök beş. Dörtten bir çıktı. Ne kaldı elimizde? Üç kök beş. Aferin. Üç kök beş. Eksi iki ile de biri toplarsak ne olur? Eksi bir kök Eksi bir. üç. O da eksi kök üç değil mi? Katsayısı eksi bir olursa. Dolayısıyla üç kök beş. Bu da eksi kök üç. Anlaştık mı? Evet, diğerini herkes yapsın, Zeynep'le çözeceğiz. Hadi bakalım. Evet, Zeynep 2 kök 5 ile eksi 2 kök 5 ne olurlar? 4 kök 5. Dikkat Zeynep. Birisi eksi birisi artı ya. Birbirlerini ne yapacaklar Zeynep? Yani 2 eksi 2 gibi düşün. Ne olur sonuç? Sıfır. Bunlar birbirini ne yaptı Zeynep? Götürdü mü? Evet. 81 dışarıya ne diye çıkacak? 9. 9. Önünde eksi var. Eksi 9. Artı 9 ne diye çıkacak? 3. 3. Eksi 9 ile artı 3'ü toplarsak ne olur? Eksi 12. büyükten küçüğü çıkarıyoruz Zeynep. Dikkat. Eksi 6. 6. Zeynep. Tam sayılarda toplama çıkarma. 7. sınıf ilk konu. Dikkat edelim. Eksi 9 artı 3 ne oluyor? 1 artı 1 eksi olursa sayı olarak büyük olan işareti eksi, büyükten küçüğü çıkart, eksi altı. Unutmayalım. Tamam arkadaşlar. Pekala. Şimdi ise tahmin yapacağız. Hadi bakalım. İlkini, birinciyi bulmaya çalışın bakalım kimler bulabilecek. Tahmin edeceğiz. Merak ediyorum. Diğer grupta burada zorlandık. Biraz. Hocam attım doğru mu? Bakacağız. Açıyor mu? Atıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar katsayıları düşünüyoruz. Buraya bakın. Bırakın. Sude. Evet, Rüzgar, Çınar. Arkadaşlar, izin almadan ekran kapatmak yasak. Bunu söylememe gerek var mı? Hocam bana siz söylemiştiniz internet çekmiyor sen kapatabilirsin diye. Sana demiyorum. Senin internetin çekmiyor. Şu an izin veriyoruz sana. Ama Çınar, Rüzgar, İsmail Erdem. Evet. Arkadaşlar, bu 6. Bunun katsayısı kaç? Kök 2'nin katsayısı kaç? Bir. 1. 6 eksi 1. Kaç eder 6 eksi 1? Beş. 5. Ama benim katsayımın kaç olması lazım? 3 3. O zaman bunun katsayısı 2 2 2. İşlem yapabilmem için kökü ne olmalı? 2 Demek ki sonuç neymiş? 2 kök. 2 2 Evet. Alttakini yapalım. İkinciyi yapalım arkadaşlar.
Evet, buraya bakalım. Arkadaşlar, işlemin sonucunda sadece neyle ifade kalmış? Kök üçlü. Demek ki benim kimden kurtulmam lazım? Kök beşlerden kurtulmam lazım. 4 kök 5 varsa bana ne lazım? Eksi 4 kök 5. 4 kök 5 lazım. Eksi 4 kök 5 olursa bunlar birbirini götürür. Bu eksi 2, bu artı 1, sonuç eksi 1 olur. Anlaştık mı? Haydi üçüncüyü yapalım alttaki. Arkadaşlar sonuç 3 olmuş. Bu kök 9 nedir? 3. 3. Demek ki bu çöküşten kurtulacağım. O zaman ne lazım? Eksi 3.3. Bu kadar basit. Haydi dördüncüyü yapın. Evet. Değerli arkadaşlar, sonuca baktığımızda elimizde ne olacak? Kök 3 ve 3 kök 5. Bakın burada kaç tane kök 5 var? Bir. Bir. Kaç Bir. tane kök 5'e ihtiyacım var? Üç. 2 tane. 2 tane kök 5'e ihtiyacım var. Bundan da bu çıkarsa kök 3 mü kalır? Evet. Evet. Demek ki orası ne olacakmış arkadaşlar? 2 kök 5. Arkadaşlar bakın, sonuçta 5 kök 2 kalmış. Burada eksi 2 kök 3 var. Bundan kurtulmam için buranın ne olması lazım? Artı iki kök. Artı 2 kök 3. Olmalı değerli arkadaş. Devam edelim. Sonuç 2 kök 7'ymiş. Efli. Rüzgar. Burada 5 var. Burada 1 var. 5'ten 1 çıktı. 4 mü? Ama Evet. ben 2 yapmak istiyorum. O zaman bunun katsayısı kaç olmalı? 2 2 olmalı. 2 7 Zaten kökü de 7 idi. 2 kök 7. Anlaştık mı efendim? Tamam mıyız? Tamamız. Peki. Arkadaşlar diğer tarafa ikinci ders geçeceğim. Şimdi 10 dakikalık bir ara veriyorum. 10 dakika, hatta şöyle 10 değil 20 dakika verelim. 20 dakika sonra buradayız. Yani 12'de. Tamam. Tamam? 12'de buradayız arkadaşlar.